House Van Fried'i ziyaret. Yazan ve okuyan Emre Aracı. Bayreuth'ta soğuk bir Kasım günüydü. Desenli bir halı havasında yere serilmiş soluk renkteki paslı yapraklar üzerinde yürümekte olduğum Richard Wagner Strasse'ye açılan derin perspektifli terk edilmiş uzun bir yolun iki tarafına selama durmuş tören kıtası gibi dizili çıplak dallı ağaçlar en uç noktada beliren taş villanın merkezine doğru garip bir çekim gücü oluşturmuşçasına ziyaretçiyi karşılıyorlardı. Yolun sonundaki bu taş yapıysa önünde duran bronz büstle ve ön cephesinde betimlenmiş bir freskle bir evden ziyade Yunan trajedilerinden çıkma bir tapınağı andırıyordu. Oysa burası ne bir tapınak ne de kararıp yeşillenmiş o bronz büste bana bakan Bavyera Kralı 2. Ludwig'in villalarından bir tanesiydi. Gerçi bu mesken o büst sahibinin maddi desteğiyle inşa edilmişti ve ön cephesinde altın harflerle yazılı olduğu üzere burasının adı Van Fried'di. O törensel yolu yürüyüp de eve yaklaştıkça belki de ilk hissiyatımdaki gibi burayı bir tapınak olarak yorumlamak hiç yanlış değildi. Zira Richard Wagner'in sembollerle dolu hayal dünyasında kendisine taştan inşa ettiği bu villa, sanatına ve felsefesine adadığı bir yuva olarak yaratılmış ve besteci Venedik'teki vefatından sonra bu evin bahçesine gömülmüştü. Dolayısıyla House Van Fried'in, Wagner'in müziğinin büyüsüne kapılarak buraya gelenler üzerinde hiç şüphesiz ki bir mabet ziyaretinden farksız bir deneyim hissi bırakacağı kesindi. Wagner'in Schopenhauer etkisi altındaki felsefi sembolizminin ifade bulduğu bu yapının hiç de gelişi güzel bir şekilde inşa edilmemiş olduğu, daha içerisine henüz adım atmadan cephesinde okuduğum ve bestecinin kendisinin düşünüp bularak 4 Mayıs 1874 tarihinde ilan ettiği Van Fried adından bile derhal belli oluyordu. Van Fried, Almanca'da çılgınlık, hayal veya hezeyan anlamına gelen Wahn'ın kelimesiyle hürriyet veya huzur anlamındaki Frieden kelimesinin birleşmesinden oluşmaktaydı. Ve ağaçlıklı yolun sonundaki birkaç basamakla çıkılan ana giriş kapısının sağ ve soluna yerleştirilmiş iki kitabede yer alan bütün hezeyanlarım burada huzura kavuştu. Burasının adı Van Fried olsun cümlesinde aktarıldığı gibi Wagner'in fırtınalı yaşamından sonra ulaştığı dingin bir barınak olarak tasarlanmış ve yaratılmıştı. Oysa Wagner'in her zaman olduğu gibi çelişkilerle dolu dünyasında bu villanın ortaya çıkışı hiç de cephesindeki o masum ifade kadar dingin değildi. Hatta inşaat safhasındaki zorluklardan dolayı besteci buraya Ergesheim, sinir bozan ev adını dahi takmıştı. Kuzey Bavyera'daki Bayreuth kasabasından Wagner ilk olarak 1835 yılında Karlsbad'dan Nürnberg'e seyahat ederken geçmiş, Münih'ten dışlandıktan sonra hep hayalini kurduğu üzere Der Ring des Nibelungen'i oluşturan operalarını sahneye koyacağı uygun bir tiyatro arayışı içerisinde burada bulunan Margraviel Opera binasını keşfetmek üzere Cosima ile birlikte 1871 yılının Nisan ayında bu topraklara geri dönmüştü. 1750'de inşa edilen ve barok süsleme sanatının doruğa çıktığı mücevher kutusu havasındaki bu tarihi tiyatro, Wagner tarafından Ring operalarının sahnelenmesi açısından ne yazık ki hiç de uygun bir mekan olarak bulunmamıştı. Yine de besteci bu vesileyle tekrar geldiği Bayreuth'u yaşamak için huzurlu bir ortam olarak yeniden keşfetmiş ve Festspielhaus adını alacak olan yeni tiyatro binasının inşaatını da burada gerçekleştirmeye karar vermişti. Ömrü sürgünlerde geçen Wagner, uzun bir süredir kendisini içinde huzur bulacağı bir yuva arayışı içerisindeydi. Nitekim daha 20 Temmuz 1856 tarihli bir mektubunda Franz Liszt'e, "Kendime bahçe içinde küçük bir ev bulamazsam yok olacak ve daha fazla hiçbir eser ortaya koyamayacağım" diye yazmıştı.
Bestecinin tabiriyle bahçe içinde küçük bir ev, Wagner standartlarında Bayreuth gibi bir taşra kasabasından ziyade Berlin ya da Münih'te bulunabilecek türden bir burjuva malikanesi görünümünü veren heybetli bir yapıya dönüşmekte gecikmeyecekti. Bugüne kadar gezdiğim mütevazı besteci evleri arasında Sibelius'un Ainola'sına, Puccini'nin Torre del Lago'suna, Elgar'ın Lower Broadheath'teki evine ya da Tchaikovsky'nin Klin'deki villasına kıyasla burası gerçekten de tam da Wagner'den bekleyeceğim türde dramatik bir görkem içeren, sanki Wotan'ın Valhalla'sını andırırcasına tasarlanmıştı. Nitekim ön cephesindeki sgraffito tekniğiyle yapılmış olan ve uzaktan fresk gibi duran panel, aynen operalarının prelüdlerinde ana temaların perde açılmadan özetlendiği gibi, Van Fried'in kapısını da aralanmadan önce az sonrasında içeride kendinizi bulacağınız bestecinin evreninin çerçevesini çizercesine kurgulanmış ve bu cephe için önceden düşünülen güneş saatinin yerini almıştı. Wagner tasarladığı bu alegorik kompozisyonu projenin maddi destekçisi Kral Ludwig'e bir mektubunda anlatırken Van Fried'in girişindeki bu tablonun klasik Yunan trajedisiyle Alman mitolojisinin birleşiminden doğan ve kendi müziğiyle ifade bulan geleceğin müzik sanatını sembolize ettiğini dile getirmişti. Dresdenli sanatçı Robert Krauss'un eseri olan panelde ortada betimlenen Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Wotan'ı sembolize ederken, solda antik dramayı temsilen meşhur soprano Wilhelmine Schröder-Derwent yer alıyor ve sağda ise Cosima ve oğulları Siegfried geleceğin müziğini temsil ediyorlardı. Dolayısıyla villanın paladyan mimari hatları Wagner'in tasarladığı bu panelle kural dışına çıkılarak melez bir boyut almıştı. Kısacası besteci sadece partisyonlarında kuralları değiştirmekle kalmıyor, bilhassa Festspielhaus'ta ortaya koyacağı gibi mimari tasarımlara da yeni boyutlar katıyordu. Bir zamanlar Bayreuth prenslerinin oturduğu yeni sarayın büyük bahçesine komşu olan araziyi Wagner 2. Ludwig'in desteğiyle satın almış ve mimar Wilhelm Neumann'ın planlarını çizdiği Van Fried, Karl Wölfel'in gözetiminde 1872'de yükselmeye başlamıştı. İnşaatı hala devam eden villaya Richard ve Cosima Wagner'le kalabalık aile, Cosima, Daniela, Brandin, Isolde, Eva ve Siegfried 2 sene içerisinde 28 Nisan 1874'te taşındı. Wagner burada Götterdämmerung'u tamamlayacak ve Parsifal'i besteleyecekti. Hatta bu son operasının prelüdü ilk olarak Cosima'nın doğum gününde 25 Aralık 1878'de Wagner'in idaresinde Meiningen'den gelen bir orkestra tarafından Van Fried'in büyük giriş salonunda gerçekleşecekti. Richard ve Cosima Wagner'in büstlerinin karşılıklı olarak yer aldığı kırmızı renkli o büyük salona girip de o konser gününün duygularını hissetmemek elbette imkansız. Hiçbir dijital teknolojinin ya da elinize tutuşturulan sofistike bir cihazdan dinlediğiniz tur rehberinin detaylı açıklamalarında yakalayamayacağınız bu hissi ancak Parsifal'in prelüdünü o salonda kulaklarınızdan dinleyerek daha da iyisi şuurunuzda duyabiliyorsanız işte o zaman ancak Van Fried'in büyüsünün hala yaşamakta olduğunu hissedebilir ve Cosima'nın 5 Ocak 1879'da günlüğüne yazdığı şu satırları anlayabilirsiniz. Van Fried'deki bu hayatın çok özel bir büyüsü var. Thank you.
Villa Vanfried'in sahne dekoru havasındaki büyüsü, ziyaretçiyi ilk karşılayan ve ikinci Ludwig'in Wagner'e hediye ettiği Ring'den 26 sahnenin yer aldığı Franz Hagel'in sulu boya tablolarının dört duvarına çevrildiği bu kırmızı salonda başlıyor. Uçan Hollandalı'dan Ring'e kadar opera kahramanlarının minyatür heykellerinin de teşhir edildiği bu büyük salondan Wanfried'in ikinci büyük salonuna geçiliyor. Wagner'in 2500 kitaptan oluşan kütüphanesinin bulunduğu bu salonun tavanındaki armalar çeşitli Wagner cemiyetlerinin yer aldığı şehirlere ait. Bu salonun duvarında göze çarpan 2. Ludwig'in yağlı boya tablosuysa bu romantik kralın Wagner'in hayatındaki müzik temaları kadar önemli bir başka leitmotif olduğunu bizlere gösterirken diğer bir Ludwig'in, Ludwig van Beethoven'ın portresi ise onun müziğinin köklerini aramamız gereken kaynağın özü gibi Wanfried'de yerli yerinde duruyor. Filozof Arthur Schopenhauer'ın portresi de Wagner'in dünyasının kahramanları arasında bu Valhalla'da yerini almış durumda. Ama bazı eşyaların ve tabloların üzerinin örtülü olması yine de beni şaşırtıyor. Acaba müze evde kış temizliği mi yapılıyor diye düşünüyorum. Dayalı döşeli bu salonun eski gravürlerinden gördüğüm mobilyaların yokluğunu da yadırgıyorum. Sanki Wagner ailesi yine bir İtalya seyahatine çıkmış da kapattıkları evlerine daha henüz geri dönmemiş gibi bir mizansen yaratılmış olduğunu öğreniyorum. Esasında bu mizansenin sebebi 2. Dünya Savaşı'nda 5 Nisan 1945'te Villa Vanfried'in Amerikan hava saldırısı sırasında düşen bir bomba sonucu ciddi bir tahribatla kısmen yıkılmış olmasından ötürü. Wagner'in çalışma masasının yer aldığı evin güney cephesindeki bu büyük salon ne yazık ki tamamen yok olup gitmiş. Rafları boşaltılarak depolarda saklanan kütüphane, evrak ve bazı tablolar tamamen kurtulurken Wagner'in çalışma masası dahil pek çok şahsi eşyası bu bombardımanda tamamen kül olmuş. Wanfried ancak 1972-76 yılları arasındaki restorasyon sonrasında eskisine uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Ancak bütün bu enkaz arasında besteciye ilk Bayreuth Festivali anısına New York'taki Steinway firması tarafından 1876'da hediye edilen ve kayınpederi olan Franz Liszt'in bu enstrümanda Beethoven'ın Hammerklavier sonatından ağır bölümü çalarak Wagner'in gözlerinin dolmasına sebep olduğu o tarihi kuyruklu piyano, mucizevi bir şekilde kurtularak restore edilen salonun ortasında Wagner'in ruhunu ayakta tutarcasına hala duruyordu. 1945'te ise bu piyanonun başına geçerek poz veren bir Amerikan askeri, tozlar altındaki o acınacak halde duran enstrümanın tarihçesinden hiç haberdar olabilir miydi? Bütün bunları Wanfried'in Markus Kissel ve Joachim Midner tarafından 2013'te hazırlanmış içi belge ve fotoğraflarla dolu kaynak kitabından öğreniyorum. Ve evin bahçesinde Wagner'in özel izinle daha hayattayken yerine hazırladığı mezarına yöneliyorum. 1883'te Venedik'teki vefatından sonra Wagner kendi talimatları doğrultusunda üzerindeki taşta adının yazılı olmadığı bu mezara defnedilmiş. 1930'da vefat eden Cosima'nın külleri ise ancak 1977'de eşinin yanına yerleştirilmişti. O boş taşta 2. Ludwig'in Wagner'e 7 Ağustos 1876'da yazdığı Wanfried'in aydınlatması peri masalı gibi ne kadar da güzeldi sözlerini okur gibi oluyorum. Villa Wanfried'in bitişindeki komşu evde 31 Temmuz 1886'da vefat eden Franz Liszt'in mezarını da Bayreuth'un şehir mezarlığında ziyaret edip Festspielhaus'u da gezerek geldiğim gibi trenle Nürnberg'e geri dönüyorum. Ertesi günü şehrin demiryolu müzesinde gördüğüm 2. Ludwig'in saltanat vagonu ise sanki bütün bu ziyaretin gösterdiği o göçebe ruhların hayat yolculuklarını bana yeniden tattırıyor. İnsanlar gibi bina ve objelerin de ruhları olduğuna ve sahiplerini yaşatmaya devam ettiklerine inanıyorum.